Merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir taktik savaşları videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi yeni gelen Yama ile birlikte 9.14 Yama ile birlikte taktik savaşlarının dereceli versiyonuna geldi. Şimdi derecelisinde ilk oyunumuzu atacağız. Bu bir başlangıç olacak. Bilmeyenler için şu şekilde söyleyeyim. İlk 4'e girenler direkt galibiyetle EPS'i kazanıyorlar. 5.'den sonraki kişiler de, yani 5.'e dahil olmak üzere LP kaybediyorsunuz. Yine dereceli sistemi ne şekilde yürüyecek tam olarak bilmiyorum. Hani Yama notlarını tam olarak okumadım taktik savaşlarıyla alakalı. Ama muhtemelen birinci olan bayağı bir LP kazanacaktır bundan sonra. Artık istatistiklerimiz falan var. Şimdi başlangıcı çok güzel yapmamız lazım. Twisted Fate geldi oyuna. Bilmeyenler için oldukça güçlü bir karakter şu an. Oldukça fazla tercih ediliyor. Ben şu Lucian'ı alacağım. Lucian bu gelen Yama ile birlikte çok güçlendi. Erken oyunda fazlasıyla hasar çıkartıyor. Bir de güzel eşyalar kasarsanız Lucian yok ediyor oyunu. Şimdi amacım Lucian'dan bir şeyler yapabilmek. Gördüğünüz soylu silah buff'umuzu aldık. Burada artık verilen hasar gösterecek oyun. En çok hasar vuran oyuncunuza, karakterinize daha fazla buff yapabilirsiniz. Bakalım. Dereceli de ilk oyunumuz bizi nereye yerleştirecek? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Sizlerle birlikte göreceğiz. Bu arada bir ispatula gördüm oralarda. Kim neydi o? Mordekaiser'da aynen. Şu an Lucian mesela 568 hasar bırakmış. Bizim roundumuz bitti. Burada bir şey var. Aşırı büyük sopa. Lucian'a hemen Guinsoo'yu yapalım. Guinsoo'da bufflanan bir eşya. Önceden %3 saldırı hızı veriyordu. Artık %4 saldırı hızı veriyor. Bunun yanı sıra artık statlarınızı görebiliyorsunuz karakterlerinizin. Bu çok çok büyük bir eklenti. Açıkçası bunu çok beğendim. Şöyle ben ufak bir soylu buff'ı yapmak istiyorum. Soylu buff'ı erken oyunda çok etkili oluyor. Keza şu an için bize de işe yarayabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. El sonlarında artık böyle soru işaret şeklinde kutular falan atabiliyor. Onlardan para çıkabiliyor, tecrübe çıkabiliyor vesaire vesaire. Burada da galibiyet serisini görüyorsunuz. Artık bunun üzerine gelip bakmanıza gerek kalmıyor. Burada işte 2 ile 4 galibiyet arasında 1 altın, 5 ile 7 arasında artı 2 altın, 8 ile üzerinde artı 3 altın kazanıyorsunuz. Turlarda para biriktirmeniz daha önemli hale geldi. Artık paranızı çok tutarlı bir şekilde harcamanız, biriktirmeniz gerekiyor. Bu da önemli. Bakalım. Güzel. Şu an Lucian 514 hasarlı birinci sırada. Fiora'yı da sokacağız. Soylu buff'ımızı alacağız. İnşallah Lucian çıkar bu elde. İki paralık ünit ama Lucian çıkartabilirsek bizim için çok çok iyi olur. Keza bir tane de Lucian'ımızı çıkarttık. Başka onun haricinde işime yarayan bir şey yok. Şunları şöyle şuraya koyalım. Soylu buff'ımız geldi. Burada büyücü gitmeye çalışan bir arkadaş var. Büyücüler orman yaratıklarını keserken çok zorlanıyorlar. Fakat roundlarda çok güçlüler. Bu büyük bir problem. Özellikle Morgana da değişti. Artık olduğu yerde ulti kullanmıyor. Rakip takımın içine girip ultisini basıyor. Çok büyük bir baş belası oldu. Burada herhangi bir buff yok. Adam birazcık karma bir şeyler yapmaya çalışmış. Burada değişiklik yaratana falan gidebilir. İki tane büyücüsü var. Bakalım. Bu eli kazanabiliriz gibime geliyor. Fiora'ya da buff geldi. Ya bu eli kazanabiliriz gibi değil zaten. Minyon round'ımı kazanıyorsunuz da. Tek kılıcı. Nice. Çok güzel. Ben şu Lucian'ımı bufflamak istiyorum. Müsaadenizle. Şu Ojin'i ne yaptık? Lucian'a bir Guinsoo da aldıktan sonra soylu buff'ı ile birlikte Lucian uçuyor. Tutamıyorlar kesinlikle Lucian'ı. Bu da çok çok güçlü bir Lucian haline getirmenizi sağlıyor karakterinizi. Ön safhaya aslında Garen'i koyabilirim. Fiora yerine açıkçası daha etkili. Fiora'nın şu an güçlü olduğunu biliyorum ama hasarlarına bir bakalım. 55 hasarı var. 35 armoru var. Fiora'ya bakalım. 40-25. Yani Fiora yerine açıkçası Garen daha etkili ama Fiora'nın saldırı hızı bayağı bir bufflanmış. Ama ben ilk round'u kaybetmeyeyim. İlk round'u kaybetmeyelim. Kazanalım. Bu eşyalarla Lucian tek başına kayıtlıya kayıtlıya bize round'u kazandıracaktır diye düşünüyorum. Adam 3 levelmiş. Kasetini Garen'e verecek. Lucian'ın üzerinde de soylu buff var. Muhtemelen biz bu oyunu kazandık. Lucian'ın bu arada hasarı çok fazla. Çok rahat bir şekilde eritebiliyor. Bütün karakterlerin birinci seviye olmasına rağmen istediğimizi yaptık. Morgana ulti bastı. Güzel. Lucian'da şu an çok fazla eşya olduğu için muhtemelen bu round'u kazanacak. Bir de üzerinde soylu buff var. Tertemiz. 1743 vurdu Lucian. Aslanım benim. Şu an bakın mesela 2 ile 4 zafer arasında olduğumuz için 1 altın kazanıyoruz. Hadi bir Lucian daha. Lucian'ımız yok. Şimdi bu round birazcık sıkıntı. Level basıp burada ben Fiora'yı da dahil etmek istiyorum. 4 soylu yaptık. 6 soyluya çıkalım. Vayne Darius Kasadin. Allah'tan işimize yarayan bir şeyleri 3. seviyeye yapan falan yok. Yani 2. seviyeye yok. Durumlar güzel. Bu şekilde gitsin. İnşallah karşımıza 3 level birisi gelir.
İkinci seviye karakteri olsa dahi mühim değil çünkü Lucian'ım çok güçlü. Çok rahat kesebileceğini düşünüyorum şu an çıkan herkesi. Güzel, bu roundu kazandık. Lucian'ım yine bufflı. Bizim ön safhalar ölse bile dert değil. Adam Twisted Fate almış bakın. Kart atıyor. Twisted Fate'in olayı sarı, mavi veya kırmızı kart atmak. Kırmızı kart atınca alan etkili hasar bırakıyor. Mavi kart atarsa yakındaki tüm arkadaşlarına mana yenilemesi veriyor. Sarı kart da bildiğiniz gibi sersemletiyor. Güzel bir round daha aldık. Lucian şu an çok iyi. Ona ben bir Guyunus'u daha yapacağım ama Lucian'ı üçlemem lazım. Üçüncü seviye bir Lucian bu oyunu yok ediyor. Şu an ben bufflarından en çok sevdiğim karakter Lucian istisnasız. Bir Garen daha attı. Şu an işimize yarayacak hala hiçbir şey yok. Bu roundda aslında bir tane aratabiliriz. Fiora veya Vayne bulsak çok güzel olur. İkisi de çıkmadı. Bir tane daha aratacağım. Güzel, istediğimiz şeyler geldi. İki tane karakter ikinci seviye yaptık. Bunların en başında Lucian'ın 2 olması çok güzel. Bir Garen'e bir de Vayne'e ihtiyacımız var. Sonraki roundları rahat rahat kazanırız. Fiora 2 yapan... Ha biziz, tamam. Bu roundu da kazanacağımı tahmin ediyorum. Paramı birazcık burada çarçur etmişim gözükebilir. Ama roundu garanti kazanabilmek adına bu önemli bir hamleydi bizim için. Guinsoo Shojin'le. Öyle. İsimsiz Panda'yı da devireceğiz. 100 canı olan tek kişi biz olarak kalacağız. Helalsin. Garen de şu an çok tank. Lucian bakın ne kadar fazla hasar yemiş ama roundu tertemiz aldık. 2K hasar veren Lucian. Lucian'a bu eşyalar çok ideal. Oyun başında istediğim eşyalardı bunlar. Lucian'a gelmesi de süper oldu. Hele bir tane daha Guinsoo bulursak sadece kaytlaya kaytlaya yok eden bir şeyiniz oluyor. Lucian'ınız oluyor. Bakalım bir tane armorlu Lucian var. Yani Lucian işimize yarayan karakter ama üçlemek için alsam yoksa bir Fiora daha mı alsam kararsızım. Lucian üzerindeki armor beni çok düşündürüyor. Yani Lucian'a armorla kırmızı güçlendirme yapabiliriz belki. Bilmiyorum. Şu an Lucian'a yönelen kimse olmadı. Tamam Lucian'ı alırız kalırsa. Lucian kapıldı. O zaman Fiora'ya gideceğim. Üzerine büyü direnci de var zaten. Fiora'nın saldırı hızı da bufflanmışken bizim için işlevsel bir karakter olabilir. En azından erkenden birinci seviye unitleri yükseltelim ki etkimiz artsın. Bu arada dediğim gibi el sonlarında size para veya tecrübe de verebiliyor oyun. Bu arada Garen'i de ikinci seviye yaptık. Gel bakalım. Başka işimize yarayan hiçbir şey yok. Bu şekilde kalsın. Aratmak istemiyorum bu round. 10 golda çıkacağız çünkü. Elis Kasadin. Herkes bir şeyleri ikiliyor. Ama şu an sahada herhalde en fazla ikinci seviye üniti olan benim. What? Ha, alanı dolu olduğu için 5 karakter koydu. O haliyle bile yeneriz bence biz odun. Onu. Bana öyle geliyor. Morde 2 basmışlar. Güzel. Bir tane eşya varmış. Bak bakın mesela ben otomatikman oyunda 4 tane eşya bulup 2 tane tam eşya yaptım. Bu adam 2 parça eşya bulmuş. Ve şu an oldukça geride. Yani eşya yönünden çok sıkıntıda. O yüzden kazanma şansı birazcık daha zayıf. Ama korsan buff'u varmış. Parasını değerlendirecek bakalım. Bu arada altın şeyleriniz artık birazcık daha canlı gözüküyor. Renk olarak hoşuma gitti bu da. Ek bir detay. Korsan, büyücü. İşim yok. Twisted Fate büyücü olarak güzel ama bana ihtiyacım olan şey soylu. Bir tane aratalım. Hadi bir tane daha aratıyorum. Garen, Garen, okey. Garen'i bu arada ayaküstü bizi üşletecek gibi duruyor. Bu elden sonra 5 level olacağız. Bir tane daha soylu bulursam veya bir kolcu bulursam kolcu buff'ı almak istiyorum açıkçası. Oo, bu adam hepsini ikinci seviyeye yapmış. Bu round birazcık sıkıntı olabilir. Arkada da Spatula'sını bekletiyor. Garen'im şu an çok tank. Bence biz burayı kazanırız. Hatta çok rahat bir şekilde kazanırız. Lucian şu an kite diye kite diye vuruyor. Kasadin öldü. Garen'e vurduğu için herkes. Garen'in düşmesi burada pek kolay değil. Can çalması da var. Bu arada kazandık ya. Çok rahat kazandık round. Vuruluşun helal. Tertemiz win. Güzel gidiyor. Bakın zafer serisindeyiz. Hiç round kaybetmedik. Bir de level atladık üzerine. Eşya alabilirim bu arada. Hem buzul hem kolcu. Şu an kompuma da çok yarar. Onu sokalım. Kolcu buff'ını da alalım. Mis gibi. Şu an hiç sıkıntımız yok. Sadece ihtiyacım olan burada bir Vayne daha bulmak. Vayne'i yükseltmek istiyorum. Bu benim için önemli. Bu arada 5-7
arasında olduğumuz için 2 altın kazanacağız. 7 win'den sonra da artık 3 altın kazanmaya başlayacağız round başına. Hiçlik buff'ını hala yapamamış ama 3 tane büyücüsü var. Büyücü buff'ını almış arkadaş. Büyücü buff'ı da bütün takıma yetenek gücü artışı sağlıyor. Çok güçlü. Işın kite diye bunları oyalayacak zaten. Güzel zaman kazandırdı. Eşya alamadık. Zaten oyun başında dediğim gibi bize çok fazla eşya vermişti. Muhtemelen bu ranttan o eşya çıkarttık. Hayret. Aa, para. 3 gold. Round bittiği için 8 para verecek herhalde yanlış düşünmüyorsam şayet. Birilerini bekliyoruz. Aa, kaybetmiş Casual Round'unu. Kötü olmuş. Üzüldüm onun adına. Fioram geldi. Soylu olarak Leona'mız var. Leona'yı burada tutabiliriz. Eşin yerine sokmak istemiyorum. Vayne burada kolcu buff'ı alsın diye. 20 gold'dan da düşmek istemediğim için bu şekilde kalabilir. Bir tane daha soylumuz kalacak bundan sonra. O da muhtemelen Kayle olacak. Kayle almayı planlıyorum. Alabilirsek süper olur. 6 soylu bütün takıma 100 zırh ve isabet hali, isabet ne? İsabet halinde 35 can iyileştirme kazandıracak. Bütün takımda bu buff'un olması muhteşem bir olay. Çok rahat eritiyorsunuz rakibi. Yalnız Lucian'ım çok kötü yerde kaldı ama kayıtlayacağı için sıkıntı yok. Oy, Kassadin ne mana yemedi. Lucian kayıtlayamıyor şu an. Manasını güzel doldur. Ha, kayıtladı. Ay, orası ultisini yemeseydi iyiydi. Güzel eş ultisi. Fiora'nın bu arada saldırı hızı bayağı sağlam artmış. Bu anlamda 30 golda çıkmış. Biz de bu roundda birlikte 30 golda çıkıyoruz. Adam 40. İsimsiz panda ne yapıyor? Lusunda Guinsoo'su var. İsimsiz panda bu roundu kazandı. Yok, kazanamadı mı yoksa? Kafa kafaya kaldılar. Berabere bitirince iki kişi de birbirine vuruyor. Sağda daha fazla karakter olan daha fazla bırakmış oluyor. Bir Garen daha iki yaptık. Aratacağım bir tane. Yok, bir tane daha. Fiora, okey. Ufak ufak bir şeyleri iki yapıyor olmamız güzel. Bu ışını şöyle şuraya çekelim. Hatta şöyle yapalım. Şimdi iki yapan var. Vayne'lar iki yapılan var. Üçüncü seviye yapan yok. Şu isimsiz panda şu an bizi yenebilir bu arada. 2, 4, 5. 5 tane karakteri var. Gerçi bizim de 5 karakterimiz var da. Üçüncü geldi. Eğer bu adamı yenersek durumumuz bayağı iyi. Buff'ın eşe gitmesi birazcık üzdü açıkçası. Çünkü eş zaten arkada, ona vuran kimse yok. Garen'de falan kalsın isterdim açıkçası bu buff. Çünkü Garen'de birazcık daha işlevsel oluyor. Helalsin Lucian. Burayı herhalde tek taşıyamayacak aynen. Şimdi adamın yaratıkları da çok fazla sağda. Güzel. Eşte buff olduğu için şu an onu kesemiyorlar. Kazandık roundu, şaka gibi. Süper. Lucian 5K demeyi hiç bırakmış. 5K. Aslanım benim. Şimdi robot dövüşçü, buzul muhafız. Muhafız buff'ına aslında ihtiyaç var gibi de yok gibi de. Arat bakayım çöp. Bir tane daha arat. Yok. İhtiyacım olan şeyler çıkmadı. Bir eş daha çıkartmam lazım benim. Leona. Leona'yı 2 yaparsam eş yerine koyacağım. Vayne. Güzel oldu bu. Tamam. 20 gold'da kalalım. Bu arada eşyaya da acilen ihtiyacım var. Bu arada Leona'yı Garen yerine de koyabilirim ha. Güzel. Yapması gerekeni yaptı bizimkisi. Lucian'a kimse yaklaşamadığı için şu an Lucian istediğini rahat rahat yapıyor. Bu Nidalee'de düşecektir. Üzerinde iki eşyası var ama benim sayıca karakterim fazla olduğu için direkt kazanıyorum. Bakın Lucian'ın hasarda ne kadar üstün olduğunu görün. Leona daha geldi. Şimdi Draven işimize yarıyor mu? Draven soylu değil diye biliyorum. O yüzden işimize yaramıyor. Burada işime yarayan karakter Leona. Üzerinde de mana eşyası var ama kaptılar Leona'yı. O zaman Draven alırız. Eğer kalırsa saldırı eşyasından faydalanırız. Kimse de Draven'ı almamış olur. Çünkü oyundaki en bozuk karakterlerden birisi. Nerflendi ama hala benim gözümde bozuk. Kaptılar. Sol'da gitti. Kennen açıkta duruyor. Kennen'a koşabilirim. Kennen'ı da kaptılar.
O zaman ne yapacağız? Mana eşyasını alacağız. Armor alıp aslında Fiora'ya ne yapabilirdik? Çivili zırh yok. Çivili zırh yapamıyoruz. Silahsız bırakma yapıyorduk galiba bizdeki eşyayla. Sustur. Fiora'ya verelim. Yerlerini değiştirelim. Aratalım. Fiora Lucian. Güzel. Lucian 3 yapmak istiyorum zaten biliyorsunuz. Bir Lucian daha attı. Buna ihtiyacım yok. Hadi bir Lucian daha. Bir Fiora Lucian. Güzel. Bir Fiora'ya 3. seviye Fioramız olacak. Bu nokta çok önemli. 3. seviye Fiora. Bir de Fiora bufflanmış karakterlerden birisi. Yok etmem için yeterli. 100 candayız. Şu an kaybetmiyoruz. Hadi bakalım. Bu round'da kazanırız bence. Buff'ımız da Garen'e gitmiş. Fiora şu an susturuyor bu Garen'i. Lucian çok kötü yerde kaldı. Kaç Lucian. Kendini seviyorsan, canını seviyorsan kaç. Asıl hasar kaynağımız öldü. Round'u kaybettik muhtemelen. Lucian çok kötü yerden dolaştı. Şuradan şöyle dolaşmaya çalıştı. Niye öyle yaptı bilmiyorum. Eli verdik o yüzden adama. Rakibin içerisine kalmasaydı güzeldi. Darius da tay gibi bırakmıyor. Darius da kovalıyor da. Bombardımanlı eş. Garen geldi. Sizi şuraya koyalım. Fiora. Güzel. Fiora'mızı üçledik. Erkenden 3. seviye bir Fiora işimizi görecektir. Bir tane daha basalım. İşe yarar bir şey yok. Leona'yı koysam mı diye düşünüyorum şu an Garen yerine. İş yapar mı diye. Kaç hasarım var Leona? Çok az hasarım var ya. Yetmez. İki Garen daha bulmam lazım. Bir eş daha çıkartamadık. Bir eş daha çıksaydı en azından eş de çok güzel ulti basacaktı burada. Kuvvetli bir eşimiz olacaktı. Hem Yordle hem büyücü buff'ın mı var? Yok. Korsan buff'ın var. Bakın Twisted Fate mana bastı mesela. Ama susturduğumuz için ulti kullanamadı Veigar'ı. Güzel. Benim Lucian'ımın düşmemesi lazım. Lucian'ın konumu o yüzden çok önemli. 89 candayız. Deminki round'dan 11 hasar yemişiz. Bu arada ilk 4'e girmem yeterli benim LP kazanmak istiyorsam. Şu an konumum iyi. İlk 4'te kazanırsak çok güzel olur. Kaç LP verdiğini görürüz en azından. Tabii LP'mi verecek, lig mi atlatacak, bir lige mi yerleştirecek, normal dereceli olduğu gibi tam bilmiyorum. Bir Garen'imiz kalmış. Buradan kimseye ihtiyaç yok. Güzel. Çok güzel. Garen'i ne yapsak diye düşünürken bu olay güzel oldu. Eşi de ikiledik. Vayne'i 3 yaptı adam. Peki. İsimsiz panda ne alemdesin? 6 levele basmış. Biz de 6 levele basacağız. Leona'yı koyacağız. Ardından son bir soylumuz kalacak. Eş yerine değiştirebileceğiz. Aflek sıkıntı ya. Sıkıntı şu an kompumuz. Bir tane eşya attı. Bakalım eşya mı attı acaba? Aynen saldırı hızı eşya satmış. Burada ne var? Oy bombardıman yapabiliyoruz. Şu an bunu Vayne'e vermek istiyorum açıkçası. Veya Ashe'e vermek istiyorum. Şöyle yapalım. Level basalım. Leona'yı koyalım. Bu şekilde devam edelim yolumuza. Ashe'in konumu çok güzel. Rahat rahat buradan tüm haritaya vurabilecek. Saldırı hızı da verdiğimiz için otomatikman daha çabuk ulti atacak. Daha sık etki yaratabilmemizi sağlayacak. Bir ıspatula bulursam, bir de can eşyası bulursam bir tane karaktere de buzul buff'ı yaparım. Hem buzulumuz olmuş olur. Hem soylu buff'ını tüm herkese vermiş oluruz. Yani soylu buff'ı önemli. Bir tane daha soylu bulursam asla yatmam. Ağır ultisini sadece Garen üzerinde kullanabildi. Fioram şu an çok tank. Eritmekte bayağı zorlandılar. Güzel. Güzel. Eşin hasara bakar mısınız? Yani ikinci seviye gerçi de bombardıman topuyla birlikte ne kadar fazla damage çıkartmış. Ya ben şu an suikastçı kompu indirir sadece. Başka onun dışında hiçbir kimse kolay kolay indiremez. Mesela suikastçı. İsimsiz panda Zafer serisinde. İkinci adam Zafer serisindeymiş. Bakalım onu indirirsem güzel olur. Canı birazcık azalsın. İhtiyacımız olan hiçbir şey yok. Arat. Buzul Şövalye.
Sejuani Nörflendi diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın da. Eş geldi. Eşi tutalım elimizde. Draven'a ihtiyacımız yok. Eşi belki üçlersem güzel olur. Belki bir şans. Başka eş giden yok diye biliyorum. İsimsiz panda gelirse çok güzel olur. Bir yenmek istiyorum, denemek istiyorum kendim. Altan. Sonuncu geldi. Sonunculardan da bu arada korkun. Problem olabiliyorlar. Yani küçümsemeyin sonuncu diye. Aklınızda bulunsun. Veigar gitti. Lucian'a mı ulti bastı? Güzel. Oo, Fiora 2-200 olmuş ha. Altan elendi bu arada. Oyun sürekli seni verdi bana. Allah Allah. Ben ilk defa gördüm adamı. Oyun bu arada sürekli bir kişiyi vermiyor. Yani iki kişiyle sizi peş peşe bir defa eşleştirdiyse, iki defa eşleştirdiyse ondan sonra epeyce bir süre o kişiyle karşılaşmıyorsunuz. İhtiyacım olan bir şey çıkabilir mi artık? Eş olabilir. Lucian. Çok güzel. Son Lucian'lara doğru gidiyorum artık. İki Lucian daha bulmam lazım. Paramı harcasam mı harcamasam mı arasındayım. İsimsiz panda hala 6. Muhtemelen onunla karşılaşacağız şu an. Eşim ölmezse kazanıyorum. Afrek alt F4 çeksene. Şaivana ikinci seviye. Nexus TR 2, 4, 6, 7 level yapmış. Ama botu geldi adamın. Twisted Fate'ine Hayalet Dansçı ve Statik falan vermiş. Birazcık problem gibi duruyor. Statik falan can sıkıcı bir şey. Leona. Oo, bu arada statik bütün haritayı mı etki ediyor? Vay be. Onu bilmiyordum. Ben sadece yakınındakileri etki ediyor diye biliyordum. Bütün haritayı etki etmeye başlamış. Sıkıntı o zaman. Herkes hasar yiyecek o adamdan. Ispatula gidiyor. Mahvolmuş kralın kılıcı var. 3 tane ispatula var burada. Onun haricinde başka işime yarayan hiçbir şey yok. Ispatula muhtemelen bize kalır ya bir tane. İki kişi elendi bu arada. Şansımız arttı. İlk 4'e girme şansımız daha yüksek. Soli inşallah kalır. Kapıldı. Poppy inşallah kalır. Hem pahalı bir... Aa, mahvolmuş var. Mahvolmuş ama suikastçı yapıyor. Bizim suikastçıya ihtiyacımız yok ki. Neyse alalım bakalım. Aa, alamadık. Çok geç kaldım. Yasuo gelmiş. Şu Lucian'ı alacağım. Sürgün kılıç ustası. Kılıç ustası buff'ına ihtiyacım yok. Bu can şimdilik dursun. Aratacağım. İşe yarar bir şeyler atsa çok güzel olurdu. Özellikle şu an. Bu kadar arattıktan sonra atması lazımdı. Atmadı. Bir Lucian daha alabilsem oyun belki de bitecek ama bir Lucian daha alamadım ya. İsimsiz panda geldi. 6 level. 7 level olmak istiyorum. Buraya bir tane daha şey koymam lazım. Kasadin'i kesebilirsek güzel olur. Kasadin'e düştü adamın. Da benim de Lucian'ım gitti. Garen güzel vuruyor. Adam Twisted Fate 3 yapmış ama round'u kazandık güzel. Paramı bayağı bir harcadım bu arada ya. Ve istediğim bir şey bulamadım. Kötü oldu. O kadar paraya şu an 7 level'e çıkartabilirdim kendimi. Eş. Okeyim eşe. Leona. Güzel. Artık Lucian atar mısın bana? Bak son Lucian'ım ya. Bir tane daha Lucian'a. Güzel. Bundan sonra level basabilirim. Eşi üçlemeye çalışabilirim. Benim bu saatten sonra 3 olmaz. 1, 2, 3 tane 3. seviye karakterimiz var. Oyun bitti gibi bir şey. Kayle lazım. Bize sadece son parça şu an Kayle. Başka hiçbir şey değil. Morgana'sı ulti bastı. Leona'nın ultisi çok güzel geldi. Bu adamı eledik galiba. Aynen. Elendi. İlk 4'e girdik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İlk 4'e girdik. Nexus TR Zafer serisinde. Ha, hem de 5 maçlık. Problem. Güzel. Bu round'dan bize
İnşallah saldırı eşyası çıkar veya hayalet dansçı parçaları çıkar. Hayalet dansçı Lucian alırsam bu Lucian bu saatten sonra ölmeyecek. Hayatta ölmeyecek. Aslında muhafız buff'u mu yapsaydık ya Leona ile birlikte? Onu da düşünmedim değil yani. Ya bitişikteki tüm takım arkadaşlarına veriyor ya zırhı. Etkili olabilir de. Leona'ya gitti verdi soylu buff'u. Ne yapalım Leona'ya? Neyse önde bayağı bir hasar tanklayacak şimdi. Bir eşya attı. Oy 3 tane eşya attı Emir. Çok güzel. Sana kariyeri yapayım. Şu an benim için gereksiz bir eşya da. Daha level de basalım. Şunu da sokalım. Aratalım. Korsan silah şor. İşe yaramıyor. Kaybolmam lazım. Artık son paramı harcadım. 7 levele çıkabilmek adına. Bu önemliydi. İki tane eş olduğu için ve ikinci seviye ikisi de. Çok sık burada bir kitle kontrolü yaratacaklar. Eşin yerine bir tane buzul koyabilirim. İkinci geldi. Eşya sıkıntıymış. Sol ulti basamadan burayı almamız lazım. Güzel. Eş ultisi çok güzel geldi ama sol yine de ultisini kullanabildi. O birazcık saçma olmuş. Kaybettik bu round'u herhalde. Yani sol eş ultisi yemesine rağmen ulti basabildi. Birazcık enteresan. Birazcık değil bayağı enteresan. Eş bu arada burayı iyi tanklıyor. Eş ultisi nereye gitti abi? Dağa taşa gitti. Çok enteresan şeyler oluyor oyunda. Alsam mı acaba Miss Fortune'u ya? Al abi şunun yerine koy. Şöyle bir yapalım bakalım. Ha, ne aratabiliriz? Yani burada arayacağım bir şey kalmadı. Buzul buff'u yapsaydım eyvallah da ama zaten Miss Fortune'ı salacağım Kayle geldiği anda. Kimseye de gitmemiş herhalde Kayle. Nexus TR de 7 level. Yordle buff'u var. Korsan buff'u var. Bir tane ninjası var. İsimsiz Panda tekrar geldi. 2 tane 3. seviye yapmış bu sefer. Kasadin de 3. Gerçi biz karşılaştığımızda da 2 tane 3. seviyesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kasadin'i gitti. Güzel. Kha'Zix'i de gitti. Garen'im iyi tanklıyor orayı. Benim Lucian'ım hala ayakta. Kazandık. Ya ilk 3'ü garantiledik. Hatta ilk 4'ü garantiledik de. Ve ona istemiyorum bir tane daha. İhtiyacım yok. Brand'e de ihtiyacımız yok. Kayla atar mısın artık oyun? Vayne'i alacağım da boş aldım. Keşke iki tane eş atsa bana. İki eşe en azından 3. seviye bir eş de yapardık burada. Şiir gibi olurdu valla. MF'in yeri güzeldi. Hiç manası falan yok. Ulti basana kadar can çekişiyor. Eşya lazım MF'e. İkinciyle tekrar karşılaştık. Hadi bakalım. İnşallah bu defa alırız. Şu çarı çok kuvvetli. O da benim canımı sıkıyor. Yani fazla tank ama bu sefer öndeki adamını kesmeyi başardık. Leona vurdu. Ultini bir bas aslanım. Shyvana'sı gitti. Güzel. Miss Fortune'ın gitmeden önce ultisini bastı. Bu defa kazandık sanırım. Aynen bu defa kazandık. Candan da düşmeyelim artık. Ha, Kayle atmıyor oyun ya. Oy, herkese spatula var burada. Vallahi herkese spatula var. Leona kalsa güzel olur. Adam aldı Leona'yı. Spotlight'la da yapacağım bir eşya yok ki yani benim şu an. Alacağım ama yapacağım bir eşya yok. Aa Lucian. Gerçi Lucian'ın benim 3. seviye. Herkese birer tane spatula atmak ne ya? Aa bu arada buzul yapabiliyorum Lucian'ı. Değil mi? Aynen. Süper oldu. Eşi salmıyoruz abi. Zaten eş kombomuzda duracak. Arat. Arat.
Bir eş atsan ne güzel olur oyun ya. Eşe ihtiyacım var benim sadece. Çünkü eşi 3 yaptığım anda, 2 tane daha eş bulduğum anda bu eşi durduramayacaklar. Mümkün değil durduramayacaklar. Bakalım, buzul buff'umuz da var. Arkada vuracak 4 tane nişancı. Buzul buff'ını direkt tetikletiriz. Bu sefer adamın botu geldi. Adam 2 ıspıtıla birleştirmiş. Şu an 8 level gibi etki yaratacak. Nar falan koymuş ortaya. Botunu da keselim bir zahmet. İlk 3'e girdik bu arada. Mesela bu oyunu dereceli oynuyoruz. Bize direkt garanti LP verecek. Kazandık sayıyor yani oyun bizi. Eş istiyorum ya şu an. Çok mu zor eş? Hiç mi şansımız yok eşten yana? Kayle'ı da mesela hiç göremedim. Son soylum. Alsam Kayle'ı süper olacak. Yani Miss Fortune yerine sokacağım Kayle'ı. Oyun bitecek. Bu arada ikiye kaldık. Son ikiye kaldık. Bu adamı yenmem lazım. Komp güzel. Adamın tekrardan solu havaya kalkacak. Benim eşim sayesinde karşılıklı geldikleri için. Brand'in ilk yaptığı problem. Elementalist buff'ı da var şu an sanırım o adamın. Aa, yokmuş. Şekil değiştirici ve iki ejderha. Ejderhası olduğu için hiç şey yemeyecek. Büyü hasar yemeyecek. Şu adam düşsün bir dönüşmeden. Güzel düştü. Elisi de dönüşmeden kesseniz keşke. Eş ultisi güzel geldi. Güzel. Miss Fortune yok etti. Görüyor musunuz? Şiir gibi ya adam. Şiir gibi. Garen de soylu buff olduğu için o da iş yaptı. Manamı yakıyor ya adam. Güzel. GG. Oh, neredeyse 7K vuracak Lucian. Ejder roundu. Adam Morgana'sını 3 yaptı. Bizi de hala eş atmasın. Eş diye gezinelim. Donmuş yürek. Donmuş yürek acaba şu an bana işe yarar mı? Yarar ya. Neden yaramasın? Saldırı hızını keseceğiz nasılsa. Artık bir de daha etkili bir halde. Yakınındakilerin tam anlamıyla saldırı hızını kesiyor. Yine Fiora'ya verebilirim. Fiora çünkü benim en köşede duran karakterim ya. Ya tabii kazanırsak roundu. Bu adam belki kazanabilebilir. Hiç tankı yok. Eriyebilir yüksek ihtimalle. İki tane bunu kazanamasın ya. İki tane eğer bundan alırsa o adam çok güçlü olur. Vur ejder. Bak kazandı adam. Biz de kazandık. Kazanamamasını isterdim açıkçası. Adama bakar mısınız? Çatır çutur basıyor ya. Bize istediğimiz şeyler düşmüyor. Vayne geldi yani. İki tane eş gelmedi de Vayne geldi bize. Vayne'de satasım yok yani. Sen yerini değiştirdin mi solunu? Değiştirmişsin. Peki. Ben de değiştiririm. Direkt solüne vurmak istiyorum bu buff'ı. Yani eştekini. Öne çekmiş ama o da. Brand'e gitti. Brand'e de okeyim. Brand'e de okeyim. Shyvana dönüşebildi bu arada. Garen'deki buff'um gitti. Round'u kaybetmiş olabiliriz. Emin değilim. Oy, Miss Fortune. Lucian yetmedi. Kaybettik. Ah. Adam her şeyi üçlüyor ya. Morgana'sı da 3 oldu. Bize eş gelebilir mi artık? Kayle. Şimdi. Fane'cim gidiyorsun. Kayle'cim geliyorsun. Miss Fortune yerine hemen sokuyoruz seni. Eşte şimdi bombardıman olduğu için ona hiç bulaşmama gerek yok. Adam 7. level ve 8 tane karakteri var. Çift spot olan adam ve 2 tane de sürgünü var. Yani en kötü şey bu. 2 sürgün. Benim 2 karakterim direkt pert demek. Kayle 2 level yapsam mesela Kayle ulti kullanacak. Ben yok edeceğim bu haritayı. 2 sürgün. Lucian'ım ve Fioram gitti mesela. Ama soylu buff herkes de olduğu için burada iyi tankız. Kayle güzel buff attı Leona'ya. Adama bakar mısınız? Ana baba günü harita. Çok hasar yiyeceğiz. Cık. Bak. Direkt can 20'ye düştü. Ve ıspatula arkada bir tane daha bekletiyor adam.
Bari iki eş at da hani bu saatten sonra kimse de eş çıkmayacak. Bir anlamı olsun. Kompun yerini değiştirdim bakalım. Eş buradan vuracak. Eşe gidecek kimse yok. Yuşunu da bir tık geriye alayım. Yani son çarem bu. Adamın elisi ölürse kazanırım. Ölmezse işim zor. İblis buff'ı falan var. Adamda bir ton buff var yani şu an. Eşim boşa gitti bu arada. Adamın da soli boşa gitti. Swain dönüşebildi. Swain ölmüyor ki. Oh maşallah Swain'ime bak. Lucian tek carry'leyemez değil mi burayı? Aynen. Swain yerine şu an Miss Fortune tercih ederdim var ya. Anla ki kaybettik. Güzel oyun oldu. İkinci olduk. Bakalım kaç LP alacağız? Onu merak ediyorum özellikle. Yani bu oyunu kazanabilirdik. Ama maalesef adam peş peşe bir şeyleri üçleyebildi. Bizim şansımız o konuda yaver gitmedi. Ama ikinci olmak da bizim için yeterli. Demir bir başlattı. 101 LP vermiş bu arada. Bunu da görmüş olduk. Gayet güzel. Demir bir. Bundan sonra da zaten direkt bronza atacaktır. 5 oyun üzerinden değerlendiriyormuş. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.